Ne güzelmiş burası değil mi Fırat? Ayrılacaksın o heriften. Hemen. Bugün. Anlamadım. Sana, o heriften hemen bugün ayrılacaksın diyorum. Ne saçmalıyorsun sen Fırat? Nereden çıktı şimdi? Niye ayrılıyorum? Komik bir duruma sokuyorsun kendini Nair. E millet! Herkes tamam mı kahvaltıya? Ya Fırat, ne alakası var ya? Ben sana ırmaktan ayrıl diyor muyum? Demediğin için ne kadar pişman olduğunu açıkça görüyorum. Saçmalama Fırat. Yok öyle bir şey. Ben böyle bir şey aklımdan bile geçirmem. Bırak sana söylemeyi. Bence sen biraz sakinleş, tamam mı? Saçmalıyorsun. Ayrıca ben Atıf'la çok mutluyum. Sakin ol. Birazdan kahvaltıya oturacağız. Rezalet mi çıkarmak istiyorsun? Narin. Sırf bana pislik olsun diye tanımadığım bir herifle aynı odaya tıkılmana gerek yok. Adam belli ki seninle kafayı bozdu. Bu olay abuk subuk yerlere gitmeden ve kendine daha fazla zarar vermeden bitir bu işi. Kahvaltı hazır, gelmiyor musunuz? Ben denizlere bir bakayım. Nefis bir yer burası bak. Vallahi bayıldım. Atıf, sık geliyor musunuz buraya? Ya eskiden çocukken böyle bayağı sık sık geliyorduk. Masalarda 20 kişiden az oturulmazdı. Annemin sonra hevesi kaçtı böyle büyük organizasyonlar yapmaya. Babam da tutturdu, illa bir tekne alacağız. Bütün dünyayı dolaşacağız diye. Belki de satacaklar, bilmiyorum. Yazık be. E sen sahip çık bari. Yok be abi, öyle kolay değil. Yani senede bir iki kere arkadaşlarım program yaparsa gelebiliyoruz. Tek başına gel gel nereye kadar zaten. Ben öyle zaten yalnız adam olmayı falan sevmiyorum. Gel burada böyle otur, etrafa bak. İki dakika beni yalnız bıraksan ben atarım kendimi sokağa. Huyum bu, biliyorsun. Hı. Belki büyük bir aile kurup çocuk yaparsın. Burası çocuk büyütmek için ideal bir yer. O da fikir. Güzel olur değil mi? Deniz, ne yapacağız ya böyle? Ye ye. Bir yere varamayız yani. Çıkıp dağları mağları yürüyeceğiz artık, değil mi? Ya Irmak, siz çocuk falan düşünmüyor musunuz? Ne bileyim, evlenmeden önce böyle şeyler konuşulur falan. Yok yani biz... Ben böyle kararların kadınlara bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Önce de. Ya siz ne zaman evleniyorsunuz? Hayır yani bilelim de ona göre, biz çok plan yaptık çünkü bu yaz bayağı yer gezeceğiz. Hani ona göre ayarlarız tatilimizi, değil mi? Hani kaçırmak istemem düğünü. İkiz de söyleriz, merak etme. Tamam. İki gün buradayız. Herkes birikmiş mevzularını konuşur artık. Irmak, yemekten sonra şöyle bir yürüyüş yapalım mı seninle? Bir şey danışacağım. Seninle öğleden sonra buluşsak olur mu? Nişanlıma sözüm var da buranın sahilini çok merak etmiştik. Bir bakalım dedik. E hadi o zaman. Afiyet olsun. Nereye gitsek ya tatilde? Kahve içelim bence. Nurhan abla! Narinciğim, hayırdır? 5 dakika önce ayrılıyorduk. Şimdi beraber tatillere çıkıyoruz. Bana bak. O herif ne dedi sana?
Kahvaltıdan önce sen bir dağıldın. Anlat bakayım. Bilmiyorum Atıf. Buraya hep beraber gelmek iyi bir fikir değildi galiba. Bir patırdı kopacak. Neden? Kıskanıyor mu seni? Ne kıskanması? Onca yıldan sonra. Ayrıca kendisi nişanlı. Peki sen o lafları... onu kıskandırmak için mi söyledin? Atıfcığım, sevgili olduğumuz yalanını Deniz'le beni korumak için uydurdun. Öyle değil mi? Ben senden bir şey istedim mi? Hayır, istemedim. Ama biraz önce senden ayrılmamı buyurdu. Ya o kadar sinirlendim ki bu ne cüret? Allah Allah, ona neymiş ya? Nasıl bir manyak kızım bu? Bilmiyorum Atıf, bilmiyorum. Çok değişti. Hiç böyle biri değildi eskiden. Okuyamıyorum artık içini, ne düşündüğünü anlamıyorum. Neyse sakin olalım, geçecek. Toparlarız. Sadece bu ikisi asla benim yüzümden ayrılmamalı. Lütfen, sakın, sakın. Tamam kızım, ben aslanlar gibi yalanımın arkasındayım. Bunlar evlenene kadar diyelim ve el sıkışalım olsun bitsin. İyi Atıf Birsel, gezdirsene bana şu kalabalık ailenin kuracağın evini. Bana bak. İnadım bir tutar o herifi püskürtmek için. Evlenirim seninle 6 tane çocuk yaparım. Gülme, beni dinle bak. Bak benim evlilikle ilgili bir takım fikirlerim var. Biz gerçekten evlenebiliriz. Bunu ciddi bir evlenme teklifi gibi. Bir düşün, bir teklif gibi düşün bunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.